Herkese merhaba arkadaşlar. Gaziantep'ten selamlar. Bugün Muhammed Bey'in yanındayız. Tam olarak kendinizi tanıtır mısınız? Ben Muhammed Abbas, Irak Kerkük doğumluyum. 01.01.1990 doğumluyum. Gaziantep'e diş hekimliği fakültesini kazandım. Hala onu okuyorum. Dondurmuştum, onu devam ediyorum. Köpek de çocukluğumdan beri hobiydi. Sonra başladık Malinius üzerine devam. Hobi olarak başladığınız işe nerelere geldiniz? Bu arada buraya gelme vesilemiz Akın Kırgız kardeşimiz, sağ olsun bizi buraya getirdi. Yani ben şu anda hayretler içerisindeyim. Çekimden önce biraz gördük ama burası bir derya deniz. Daha önce ben böylesi bir yere gitmedim. Antep'te diye ben gurur duyuyorum. Yani vallahi Antep'te diye gurur duyuyorum. Yani geçelim, bir şey diyemiyorum. O kadar fazla Türk, o kadar güzellikler var ki burada. En güzeli de Türkiye'de, Gaziantep'te bir türde, Malinois türünde dünyada nedir ustam? Malta. Siz buyurun. Şu an biz Orta Doğu'nun en iyisi, Avrupa'nın da ilk 10 sıralamalarındayız. Yani tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Yani bu ırkın, düşünebiliyor musunuz, dünyada sayılı üretildiği yerlerden birindeyiz. Geçelim, buyurun. Buyurun ustam. Yolumuz uzun abi burada. Önce tavuklardan başlayalım. Burada tavuklar burada var. Tavuklar da var. Değişik değişik. Evet. Burada bunlar hobi diyelim. Bunlar hobi, aynen. Ha, hobi olarak işte Koshi'nin bluesunu görüyorum ben. İşte beyazı var. Bizde de acizane bunun porseleni ve light'ı var. Doğrudur abi. Evet. Porselenden buraya kazandıralım. Porselen bize Koshi'de. Bizde de light var herhalde. Aa, light'ı da var. Evet. Evet. Var. Black modlet. Black modlet'i de var, aynen. Çok güzel ya, maşallah, maşallah. Evet. Şimdi. Burada kurt var, Alman kurdu. Bunlar misafir kafeslerimiz abi. Misafir yani şimdi biz abi yurt dışına gidiyor ya köpekler. Evet. Bazı arkadaşlarım mesela Alman çoban üzerinde çalışıyor. Aha. Şimdi Irak'a gönderince hani yolda yorulmasın diye Antep'te bir iki gün dinlenip öyle gidiyor. Aa, öyle sizde misafir kalıyor. Aynen öyle. Tamam misafir. Burada sultanlarımız var. Sultan var, bakın kafesler arkadaşlar. Çok Paçalı güzel. Güverci gibi ha, değil mi? En çok güzel sultan. Güzeller ya. Maşallah. Şöyle kapısını açalım mı? Aç aç abi. Şöyle bir arkadaşlar bakın. Kaliteli. Yani dikkatimi çeken şey nedir biliyor musun Muhammed Bey? Her şeyin en kalitelisi. Teşekkür ederim. En güzeli, gerçekten de harika. Misafir kafeslerini geçelim o zaman. Geçelim abi. Tamam. Rottweiler. Oy maşallah. Bu biraz daha mı gidiyor? Bu uzun tüylü Alman çobanı. Evet. Bunlar hepsi misafir abi. Tamam sakin devam ediyoruz. İbrahim korkmuş gibi seni. Gel gol travmalara gel. Gel derim. Çok güzel. Kalite. Evet, gerçekten hepsi güzel. Hepsi birbirinden kaliteli. Burada fizanlar portakal var. Portakal fizana bakın. Horozları burada. Gerçi abi burası daha restorasyonda inşa ediyor. Evet. Daha tam yapılmadı. İş çok. Yapılacak şey bitmiyor yani burada gerçekten de. Bu dönemde burası bitmez ya. Evet. Sen üzerine. Şimdi her zaman da değişkeni de seviyorsun aslında. Onun ne etkisi var? Şimdi ben daha önce geldim, burada böyle değildi. Evet. Geldiğinden beri 100 defa değişti diyebilirim. Hep daha iyisine gidiyor. Ben böyle şaşırıyorum gezdiğim yerde. Evet. Burada başlıyor mu? Burada şey, doğumhanelerimiz bunlar. Ha, burada doğumhaneler. Burası bir ikinci part doğumhanemiz, bir de üste var. Orayı da gezeceğiz. Tamam, burası ikinci parti. Aynen. Bunlar hamile köpekler. Hamile köpekler. Hı-hı. Tamam. Bakalım mı? Akın abiye şeyden verdik abi. Heh. Bunların burada mı? Yok. Bunlar anneleri burada. Burada abi. Mı? Aa, lakin annesi burada mı? Yok bu yeni alacağı bir evet. Şey var. Hı-hı. Yeni bir erkek alıyor. Anneleri bu. Evet, anneleri bu. Bunun haberini verdik. Tamam. Aynen. Tamam. Burada İçeri girmek örtek... mümkün değil mi? Yok ya, girmeyelim. Dezenfektanlı şeyler var. Evet. Tamam. Burası boş bir kafesimiz. Bir tamam. Anne hamile olursa gelir. Burada Aslan. Ördek kazlarımız var. Burada evet. Hintler var. Evet. Ha, Hintler var aynen. Hint. Onlar şeyde futbol gibi. Çok fena. Hint yani kendi kavgacı. Irkının dışında direkt dalar mı yani? Kendi ırkına da dalar. Kendi ırkının değil. Tamam. Kendi birlikte büyümediyse dalıyor. Aman. Devam edelim. Demek daha burası ikinci doğumhane. Daha biz var.
İbrahim burası? Eğitim alanı. Burası eğitim alanı. Evet abi. Şimdi burada neler var? Yavru. Yavrular var, pagılar var abi. Evet. Şu an gezmeye çıkmışlar. Pagılar sizin kızımın. Kendi kızlarınızın. Aynen evet. Öyle abi. Maşallah. Yavrular evet. Pagılar da çeksene. Çok güzeller ya. Gel. Gel. Açılmış abim, gelin burayı bağlayın. İçerisinde eğitimler mi veriliyor? Ben eğitimler, öyle... gezme alanları burası. Gezme ve eğitim. Evet. Tamam, o kısma geçeriz. Eğitimlerle ilgili neler yapıldığını, ne gibi bir programımızın olduğunu. Burada bizim büyük köpekler var. Anaklar. Ama biraz sert var, onun için dikkat edelim abi. Yani biraz değil, çok sertler. Tamam, o kapalı değil mi? Evet. Ben korkmam, boşuna almam. Allah'ım ya. İbrahim, atlamayı gördün mü? İbrahim. Bakalım. Şuraya atıyor. Sakinin babası. Tamam, uzaklaşıyoruz. Bu Max'in oğlu Odi. Max'in oğlu. Yani hani bilenlerin bildiği mi diyelim artık Max dediğimiz. Yani abi Max tüm dünyada. Dünya biliyor yani. Evet. Bizim Lucky'nin dedesi. Aynen. Evet. Dedesi. Tamam. Bu da abi Dutch Shepherd. Bu Spider adı Dutch Shepherd. Bu rengine dikkat ettiyseniz sırtlan gibi. Elini kurum, elini kurum. Bu da Hollanda Kovan. Elini uzatma kızım, elini uzatma. Bu mesele Max 2. O evet. Max'in oğlu. O kulağı Akın abinin videosunda anlatmıştık. Evet. O köpek. Arkadaki. Kendi etrafında dönüyor. Buraya. Ha bunun ismi? Bu benim ilk Malinois köpeğim. Riff. Riff. Kaç evet. Yaşında? Şu an 5 yaşında. 5 yaşında. Bu arada hemen söyleyelim. Girişte söylemeyi unuttuk. Çiftliğimizin adı? Riff K9. Riff K9. Riff K9 çiftliğin adı arkadaşlar. Şu da benim ilk köpeğim. İlk köpeğe. Onun adı Riff. Onun üzerine. İsim buradan geliyor. Evet. Aynen. Ama bu böyle bir sevince... Ya bu biraz akıllı ve duygusal bir köpek. Evet. Ha, yani... Bu kedi bile emzirtmiş abi. Ciddi misin? Ha, abi. Yani o zaman akıllıdır. Kafestekine el uzatmak mümkün değil ama. Evet, buna uzatabilir. Max'e uzatalım abi, en güvenlisi o. Evet. Max'e başka yer. Evet. Şimdi burada yanındaki Aşil. Aşil. Tamam. O nasıl zıplıyor ya? Hı-hı. Sen az önce gibi böyle tavana zıpladıydı. Aşil. Ve bunların hepsi abi çıkmıyor. Senin tamam. Ve hepsinin farklı görevleri var. Hepsi tamamen eğitimli. Maşallah diyelim. Evet. Maşallah, maşallah, barikallah. Tamam. Devam edelim. Gelsin. Devam edelim. Bu iki tane de Spider'ın kardeşleri abi. Evet. Şu sırtlar rengi dediğimiz var ya, bunlar onlar abi. Hı hı. Bunlar da aynı şekilde sormaya gerek yok, eğitimli. Aynen, hepsi eğitimli. Tamam, bu da? O da onun kardeşi, bunlar üç kardeşler zaten. Evet, tamam, burayı tamamladık. Şimdi bunlarla bir doğumhane kaldı. Yine birinci herhalde. Evet, birinci fark doğumhane. Evet. Burada bunlardan hangisini ilgili görürseniz, şurada
gösteri imkanımız varsa. Light Brahma. Light Brahma'lara bakalım. Abi çok büyük ya. Çok çok güzel. Normalden de büyük aslında. Çok güzel kalite Light Brahma'lar. Teşekkür ederim abi. Tamam. Şimdi ne? Çıkalım abi. Daha buradan da yukarıdaki. Hikayenin başlangıcı öyle mi başlıyor? Aynen abi. Bu da next abi. Bak oh, düşüyordum. Ünlü next book. Evet. Bunu sevebilirsiniz abi. Ben ötekileri de severdim. Maşallah. Next demek bu ha? Maşallah. Bu Max'in... Tüm yarışmalarda birinci, içeride ödülleri var abi. Evet. Hiçbir yarışmada ikinci olmadı. Burası ikinci katımdı o manada. Burada artık alan kalmamış. Şuraya bir bakalım abi. Evet, yani hediye basıp öyle geçiyoruz arkadaşlar. Bu atlamaz mı? Ters atlar da şimdi ben olduğum için atlamaz. Evet. Yani. Çok iyi ya. Bu da yine hamile doğumcu ama. Bekliyoruz çiftleşmesini yakında olacak. Doğru var mı? Dışarı çıkarmasın ya. İçerisini görmek istiyorsan. He ben bir bakayım. Dezenfektanını gösterdin mi? Dur. Şuraya basın abla. Bir de şuradan elinizi dezenfekte yapın. Tamam. Tamam. Buradan bakabilirsiniz abla. Ay maşallah maşallah. İbrahim görmen lazım. Maşallah. Hem ortama bakın. Ortama bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Kalorifer yapmışlar. Soba yanıyor bir yandan. Şimdi sabit hep 25 derecede kalması lazım oda. Burada ısı ölçer var abi. Evet. Burada da güvenlik kameraları var. Her kafeste var. Her kafeste gördüğünüz gibi ortam muhteşem. Peki bu ne kadar süre 25 derecede olmalı? Ta ki kafesten ayrılana kadar. Yani sütten kesilene kadar. Bunlar daha 38 günlük. Minimum 45 gün o zaman. Aynen. 25 şimdi derecede muhafaza edilmeli. Şimdi abi iyi bakarsan bak 35 günlük ama 3 aylık gibi duruyor. Evet. Kocaman maşallah. Bakın abi. Maşallah. Şimdi siz çok tanınmış, bilinen birisi olduğunuz için belki de çoktan bunların yeri belli mi? Hepsi satılmış bak abi. Evet. Şöyle boyunlarında rengarenk ayırtılmış bunlar. Ha bu hep hangisinin nereye olduğu belli zaten. Tabii bak mesela lacivert, sarı, yeşil, mavi bunlar hepsi satılmış. Evet, evet. Mamaları önlerinde. Hatları, evet. Halı. Çok güzel bir ortam ya. Isıtıcı gösterdin mi? Çok güzel ya. Vay be. Annelerine de aferin. Hala annemiz. Hayır. Hepsinin hangisiyle eşleştiği sormama gerek yok. Bellidir zaten. Hepsi kayıtlara geçiyor. Bunu abi biliyorsunuz mu? Kim bu kimlerin yavrusu? Max'in yavrusu. Max'in Max ve Kali yavrular. Oo, vay be. Bunları burayı takip eden, yavrusu çıksa da alsak diyen insanlar vardır ya, değil mi? Çok vardı işte abi anne karnındayken rezerve tamamlıyor. Oradaki ultrasonla bakıyoruz. 8 yavruysa direkt 8 yavru rezerve oluyor. Onun için bazı takipçilerimiz daha karında, daha anne karnında bizim rezerve olur abi. Vay kalmaz be yani. Çok iyi ya. Hayır. Şisi. Burada. Aynen. Bu da hamile bir köpeğimiz. Abi biraz önce dedim ya tüyleri bir farklı. Evet. O bunun yavrusu. Bundan kaynaklı. He. Anneden dolayı geçiyor. Aynen böyle. Bu da Şisi. Evet. Yine hamile. Bu da
de hamile. İbrahim bak her kafesin önünde dezenfektan var. Evet. Burada dezenfektanlar var yine. Burada tahta var. Bir not düşeceksek örnek veriyorum. Çalışan burada böyle yapsın. Tahtaya notu giriyor. Onları yapın. Tamam. Vitamin olmuş. Evet. Böyle. Buyurun isterseniz geçelim. Bir gösteri yapmak istediğiniz. Orada devam edelim. Lan dur dur oğlum dur. Ben gelebilirim değil mi? Gelebilirsin abi. Tamam. Hayır. Baba video çekecek. Sen küçüklerle oyna. Let's. Üç tane. Abi ne dedin? Selam ver dedim abi. Selam. Misafir gelmiş. Selam vermesi lazım. Selam ver dedin duruyor. Evet. Allah. İyi ya. Net. Net. Allah Allah. Bak bu kadar evesten bir almıyor. Komut bekliyor. Müthiş ya. Bir şey değil mi yoksa? Bir şey değil abi. Evet. İyi ya. Evet. Evet. Ne yapıyor şu anda? Bıraktı. Bıraktı. Sabit dur abi. Tamam. Son... İşte. Duran ağır maşallah. İşte ondan sabit dur dedim. İşte. Maşallah. İyi ya. Şimdi en zor şeylerden biri abi yanında yürüdüğü zaman durmadan komut verip yatması. Bu zor. Çok zor bir şey. Yani normalde ne yapıyorlar abi? Yürüyor, duruyor, yat diyor, öyle devam ediyor. Ama sen koştuğun yerde yat demen o çok zor bir şey. Tamam Max, görelim. Hoş. Let! Koşmaya devam et. Dur dur. Bakın direkt. Harika. Arkadaşlar. İyi. Ben hayretler içerisinde izliyorum. Oy maşallah. Yani çok şeyde açıklama yapmıyoruz. Zaten görselden belli oluyordur. Hani işte şu anda havaya zıplıyor, duruyor falan gibisinden. Evet evet. Ben de onda niye durdum? Sev beni diyor. Aa. Max. Tekrar geldi. Sev beni diyor. Aa. Tabii. Allah Allah. Bir de vücudunu dayıyor bana. Evet. Vay be. Max, aferin. Bu arada komutlar yabancı? Yabancı. Hollanda spor dili var. Köpekle eğitim konusunda spor dili var. O. O. Kötü adamımız hazır isterseniz. Kötü adam şu anda... Oo, direkt girdi. Ya olsun. Evet! Ne hissediyorsun abi? Vallahi hayretler içerisindeyim. Değil yani mi? İlk defa böyle bir olaya şahit olduğum için. Evet.
Bak 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 dur bak. İşte. O direkt niye saldırdı? Onu kötü ağacı salladı. Siz ha, görmediniz. Bizimkinde bak, şey. Kötü adamıza bak göstersene elinde sopa var. Ama nasıl şu anda duruyor ya? Bir komut olmadığı için muhteşem bir şey ya. Allah Allah. Sopayla vuracak mı? Vuracak abi. Gitti vuracak. Hadi abi. Şimdi çünkü gerçek hayatta şimdi da... Şimdi abi gerçek hayatta köpek seni ısırdığında bağıracaksın, vuracaksın kurtulmak için. Yani. Aynen öyle. Bu arada gerçek ağaçlara bakabilirsiniz abi. İçi boş. Sadece köpek geri vites atacak mı atmayacak mı? Yani öyle köpeği ha, mahvedecek şey değil. Kırılacak basit kamışlar. Aynen. Evet. Tamam. Yani. Yani. Şimdi linç almayasınız diye. Hayır. Abi. Rahatlar mı yazmayın derece ha? Aziz, dur bakın hamra. Bu arada bunlar çok özel kıyafetler. Onları da isterseniz gösterelim abi. Evet, yani bu kıyafetler yine çok pahalı. Ben video öncesinde bilgisini aldım. Arkadaşlar bu kıyafetin 25 bin mi? Şu an 2500 euro. 2500 euro bu arkadaşın üzerindeki özel kıyafet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sana zarar gelmiyor değil mi? Bir baskı mı hissediyor ısırdığı zaman? Hisseder abi ve morarmalar oluşur. Ha moralıyor. Bizim eğittiğimiz köpekler daha de her köpekte öyle değil. Evet. Tamam buyurun. Evet kötü adam. Kötü adam bekliyor. Evet abi. Açılın evet. Niye özellikle adam tuttu? Şimdi biz abi aslında bu köpekleri hazırladığımız zaman kötü adamı koruyoruz, hırsızları koruyoruz. Yani gayri hayati bir organa saldırması. Önden gelince şurası, arkadan da gelirse şurası. Allah Allah. Ne yapıyor? Ne diyor? Baskın istiyor. Arkadaşın yüzük ağrısı falan çok fena değişti. Dişlerini görüyor musun abi? Girmiş abi göremiyoruz. İyice batırmış hepsini. Ya özel bir kıyafet olmasa kırar abi ya. O orada kol mol kırılmış. Evet. Bak abi. Al. Orada kan var. Kimin kanı? Abi beni Max bilmiyorum oğlum. Kimin kanı olduğunu bilmiyorum. Benim mi Max'in mi bilmiyorum diyor. Allah Allah. Daha var mı bir şey? Tek. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl sürüyor ya? Nasıl sürüyor ya arkadaşlar? Şu anda başka ağzını... Allah Allah! Dişini geçirdi, bırakmıyor kesinlikle. Bırakmaz, onu öldür bile yine bırakmaz. Onu oradan ayırmaz, sadece siz onu oradan ayırabilirsiniz. Bu kan, Akın abi, bu kan hatlarından bir köpek var. Köpeği adamın üstüne bırakıyorlar. Adamın elinde Rambo bıçağı var, bu gerçek bir hikaye, Hollanda'da. Isırdığı yerde, ayağından ısırıyor. Karnını komple açıyor, kitle olarak orada ölüyor. Bırakmıyor. Hadi canım. Karnını açtığı halde vallahi. Deney için mi yapıyorlar bunu? Deney için değil. Gerçekten Hollanda polisi bir kötü adam yani bir teröriste falan yönlendiriyor. Oo, gerçek yaşanmış bir olay açıyor, yani. Ölmüyor. O kitle olarak ölüyor. Allah fotoğrafı Allah. Var. Yayınlanmaz ama fotoğrafını sana göstereyim. Görmek abi. İstiyorum abi. Tamam tamam arkadaşa çok sıkıntı oldu ya. Yani arkadaşım yüz ifadesi değişti canı. Süper. Yemek. Hocam.
Hey atak! Arkadaşlar, direkt tuttuğu yere bakın. Ya! Allah! Ya! Çok şiddetli ısırıyor arkadaşlar. Dişlerini. Bak! Hey! Bak. Bağırınca bırakacak mı? Ha. Vurunca bırakacak mı? Evet. Bağırıyor, vuruyor, hiçbir şekilde bırakmıyor. Yok abi. Maşallah. Mükemmel gerçekten de. Ne? Koruma köpeği olarak. Bu tabii bir şeyi, koruma bir özelliği. Yani. Allah'ım. Bir tane de arkadan saldırmasına bakınız. Olur, tamam. Önden saldırdığında farklı bir yeri tutuyor diyor. Arkadan saldırdığında farklı bir yeri tutuyor. Allah Allah. Kolunun arkasından tuttu arkadaşlar bu sefer de. Allah Allah. Allah nasıl tutuyor ya, şuna bakın. Kesinlikle bırakmıyor. Bakın kurtulmaya çalışıyor, bağırıyor. Ama mümkün değil bırak. Kaçmasın, kurtulmasın mümkün değil kötü adam. İsterse duvardan atlasın yine gider. Evet. 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 Dişine bakın abi isterseniz. Buradan bahane et. Allah Allah. Yani tamam, bu özel kıyafet parasını hak ediyor. Aynen. Ancak evet. Böylesi bir şey. Evet. Evet, komutla bıraktı. Peki normal zamanlarda arkadaşla Max samimiler. Samimi, sıkıntı yok. Sorun yok. Böylesine parçalayacağını saldırdı. Ne zaman ne yapacağını çok iyi biliyor zaten. Allah Allah. Maşallah, senin aklını severim ben ya. Maşallah, bin kere maşallah. O şey olayına da ben çok şaşırdım ya. Gelip yanımda durdu, beni sev demesi evet. Falan. Misafirperver biraz. Gerçekten de çok etkileyici. Bunların hafta içerisinde belli eğitim programları var. Haftada 3 gün. İtaat, 3 gün koruma çalışıyoruz. 3 gün itaat, 3 gün koruma çalışıyorsunuz. Maksimum 20 dakika şeklinde. Yavrudan başlıyor bu eğitimler. Evet. Sizin başka söylemek istediğiniz, hani ben şu anda biraz hayret ve şok içerisindeyim. Siz bu işin içerisinde olan birisi olarak neler söylemek istersiniz? Yani sadece köpeklere iyi baksınlar. Yani bir köpeği köpek olarak görmesinler. Gerçekten doğru kullanılırsa çok ileri yerlere ve gerçekten insana çok ciddi anlamda hizmet ederler. Bu kadar. Evet. Arkadaşlar az önce de söyledik. Ref K9 YouTube kanalı da var aynı evet. Zamanda. Instagram, Facebook bu tip adres. Hepsi var. Rif K9. Onlar da Rif K9. Rif K9. Bu videonun açıklama kısmına da bunları, bu bilgileri koyalım. Yani çünkü bunlarla ilgili sürekli görsel ve video paylaşılıyordur. Evet. Meraklı bu işi seven arkadaşlarımız Instagram adresinden muhakkak Rif K9 Instagram adresini, YouTube kanalını takip etsin. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi misafir ettiniz, ağırladınız bugün. Kaldım. Evet arkadaşlar, bugün de böylesine güzel canlıları sizlerle paylaşmış olduk. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.